Darüselam Tanzanya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Evet, uzun zamandır, yaklaşık bir aydır video yapmıyordum. En son yapmış olduğum video yine korona ile alakalı bir videoydu. Evet, son bir ay içerisinde Tanzanya'da neler gelişti, neler değişti, biraz size bunlardan bilgi aktarmak istiyorum. Tabii ki biz her gün bütün dünyada neler oluyor, açıkçası Türkiye'de bu koronavirüsü nasıl yayılıyor, şu anki son duruma nedir, bunu takip ediyoruz. Açıkçası birçok kişi ve birçok araştırmacı ya da birçok ünlü kişi Afrika'da bu hastalığın çok fazla yayılmadığı, işte ne bileyim sıcaklıklardan kaynaklı olduğu vesaire söylenmişti. Böyle söylentiler vardı. Biz de bunu açıkçası bir avantaj olarak görmüştük kendimize ve bir oh çekmiştik açıkçası. Ama maalesef gel görelim ki bu böyle olmadı arkadaşlar. Tanzanya Türkiye'de koronavirüs patladıktan sonra açıkçası önlemini aldı. Ne tip önlemler aldı? İşte okulları kapattı. Dışarıdaki birçok böyle eğlence mekanları falan vesaire kapandı. Daha sonrasında işte havaalanları falan vesaire ertelendi ki benim bildiğim kadarıyla şu an bütün uçuşlar iptal olmuş durumda. Galiba önümüzdeki ay açılacağı söyleniyor ama nasıl olur, olur mu olmaz mı o açıkçası belli değil. O zamanlar arkadaşlar Tanzanya'da sayı 14'e kadar yükseldi. Yani Türkiye'de bu rakam 70 bine kadar ulaştı. Bu süreçten bahsediyorum. Bu süreç zarfında Tanzanya'da sadece 14 kişi de vardı. Ve biz de gerçekten büyük bir oh çekmiştik. Tamam, dışarı çıkmıyorduk, gezmiyorduk, etmiyorduk. Çok fazla en azından, öyle söyleyeyim. Fakat bir şeyler değişti. Tanzanya'da şu an Nisan yağmurları başladı. Yaklaşık bir haftadır inanılmaz derecede yağmur yağıyor. Hava çok fazla düştü. Soğuk olmaya başladı. Şu an görmüş olduğunuz gibi üzerimde uzun kollu kalın bir şey var. Mesela Türkiye'ye baktığımız zaman şu an Türkiye'de birçok şehirlerde güneş açmış durumda. Yani orası ısınırken burası yavaş yavaş soğumaya başladı ve bu soğukla birlikte arkadaşlar koronavirüs şu an burada bildiğiniz patlama aşamasına geldi arkadaşlar. Çünkü bu 14 kişiden sayı birden 34'e çıktı. 34'ten bir anda sayı 94'e çıktı. Mesela dün sayı 94'tü, bugün daha gün bitmedi, sayı 147 oldu arkadaşlar. Yani Allah muhafaza, burası bizim Türkiye gibi çok fazla bilinçli bir ülke değil maalesef. İnsanlar en azından çok bilinçli değil. Bu yüzden burada koronavirüs eğer yayılırsa çok daha fazla hızlı bir şekilde yayılacağına ben şahsen inanıyorum. Çünkü burada yaklaşık 2 yıldır ikamet ediyorum. Ve gördüğüm kadarıyla buradaki insanların çoğu maalesef bilinçsiz. Tabii ki dediğim gibi dışarıdaki birçok esnaf vesaire bunun önlemini alıyor ama önlemle bitmiyor arkadaşlar bunlar. Çünkü dışarıda birçok insan var. Geziyor, dolaşıyor, tokalaşıyorlar. Yani dünya umurlarında değilmiş gibi. Ben dün bir işim çıktı. Milimani City AVM'ye gideyim dedim ve çıktım. Uzun zamandır dışarı çıkmıyordum. Ve şunu gördüm ki arkadaşlar, dışarıda hakikaten son bu olaydan sonra yaklaşık bir 100 kişi ya da şu an 150'ye ulaştı bu rakam. Bu rakama ulaşana kadar çok fazla insanlar ciddiye almadıydı ama şu an dışarıda ciddi manada bir boşluk var. İnsanlar korktular ve artık dışarı çıkmıyorlar. Alışveriş merkezinin içi bildiğiniz bomboştu arkadaşlar. Şimdi peki Tanzanya'da durumlar böyle. Tabii ki dünyanın birçok yerinde durumlar vahim. Herkes diyor ki havalar ısınsın, işte bu virüs ölecek, geçecek. Artık dua ediyoruz, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hepimiz evlerdeyiz. Hepimiz çok fazla canımız sıkılıyor açıkçası. Kendimize bir şekilde bir eğlence arıyoruz. Bu süre zarfında bile ben bir ay içerisinde dışarı çıkmadığım için inanılmaz kilo aldım. Yaptığım tek şey sadece evde oturuyorum, yemek yiyorum, film izliyorum, dizi izliyorum. Başka hiçbir şey yaptığım yok açıkçası. Uzun zamandır da videolar çekmiyordum ama artık yavaş yavaş videolarda çekeceğim ama ne konu hakkında çekeceğimi de bilmiyorum açıkçası. Bu yüzden sizden bir ricada bulacağım. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve merak ettiğiniz bir şey varsa, dışarı çıkmadan anlatabileceğim bir şeyler varsa bu videomun yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Onlarla alakalı da sizler için videolar hazırlamaya çalışırım. Bu arada arkadaşlar, kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hatta abone olduktan sonra o zilcikleri açarsanız eğer yüklemiş olduğum videolara direkt ulaşabilirsiniz. Ve dediğim gibi beğenileri atarsanız bu videoları, Tanzanya hakkında hazırlamış olduğum bütün bu videoları daha da ön safhaya çıkartmış olursunuz. Ben bugüne kadar videolarımda açıkçası bu sayfalarımı takip etmekle ya da beğeniyle alakalı hiçbir şey paylaşmamıştım. Ama geçen bir tane yazı okudum arkadaşlar. Bütün YouTuberlara böyle şekilde tavsiye de ediliyormuş açıkçası. Sebebi şuymuş arkadaşlar, insanlar bir videoyu izliyorlar fakat beğenmiyorlar ya da sayfayı takip etmiyorlar ki benim kullanıcılarımın %50'si, yani sayfamı, videolarımı izleyen kişilerin %50'si beni takip etmiyor ya da beğenmiyorlar arkadaşlar.
Maalesef böyle bir algı var. Bunun ücretli olduğunu zannediyoruz ama bu tamamıyla bedava. Eğer bana destek vermek istiyorsanız arkadaşlar sayfamı takip edin. Daha sonrasında bu videolarımı beğenin. Bir sonraki videolarımda da görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Sakın ha dışarı çıkmayın. Kendinize iyi bakın.